Evet, merhaba Hafta Bakış izleyenleri. Hepiniz Haftaya Bakış programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Bir Haftaya Bakış programına daha başlıyoruz. Yine Ender Bey kameranın önünde. Ben de kameranın arkasına sahip oluyorum. Ben de kameranın arkasında. Kameramız hem önden hem arkadan sağlam olsun diyoruz. Kameramız sağlam dursun. Şimdi Ender Üncü kardeşim, tabii geçen hafta Erzurum siyaseti açısından çok önemli bir gündü. Çok önemli bir haftaydı. Cuma günü de en önemli günlerden birisiydi. Biliyorsun ki AK Parti'nin adaylarını açıklaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'a geldi ve Erzurum'da bir hem aday tanıtım toplantısı yaptı hem de Sayın Cumhurbaşkanımız ülke geneline yönelik çok önemli mesajları Erzurum'dan verdi. Erzurum'un çok önemli olduğunu, Erzurum'un AK Parti için önemini anlattı. Diğer yandan da bu Cuma günü itibariyle AK Parti'nin adaylarını açıklamış olması tabii ki Erzurum'daki siyasi kulisleri de, diğer siyasi partileri de hareketlendirdi. Yani bir nevi Sayın Cumhurbaşkanımızın Erzurum'a gelip AK Parti'nin il ve ilçe adaylarını, daha doğrusu ilçe adaylarını açıklamış olması bir yönüyle de Erzurum'da seçim startının verildiğini gösteren çok önemli bir belirtiydi. Şimdi buradan hareketle tabii ki ben şehir dışındaydım geçen hafta. Ender Bey yine Erzurum'daydı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle ilgili işte bu Sokey salonunda yapılan AK Parti aday tanıtım toplantısıyla ilgili Ender Üncü kardeşimiz çok da güzel bir haber yaptı. Yapmış olduğu haberi ben tüm detayıyla tabii ki okudum. Görüntüleriyle beraber ben de izledim. Belki manşetle şöyle yaptım ben, Facebook'a şöyle attım. O görüntüleri görünce şöyle dedim, halk oradaydı ama teşkilat yoktu şeklinde bir manşette atmış oldum. Önce bunu konuşarak başlayalım, sonra gelince bakarsınız. Aynen, müsaade edemem. Bir dakika Ender Bey, ben sözümü bitirip şimdi zaten bir 30 saniye daha sabretseydim sözü size vereceğim. Şimdi 40 saniye. Ha, tamam. Şimdi tabii bunun dediğim gibi Erzurum siyasetinde çok önemli bir yeri var. Adayları önceden açıklama noktasında, adaylar konusunda istihbarat alma konusunda da biz gayet iyiydik. Uyduruk listeler yayınlamadık. Bir aday adayı pazarı kurmadık. Aday adaylarına umut pompalamadık. Onların duygularıyla, onların beklentileri üzerinden bir çıkar elde etmedik. Sonuç itibariyle AK Parti'nin adaylarını açıklaması, bir daha söylüyorum, Erzurum'da seçimin startının verildiğini net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişi, Erzurum'daki adayların açıklaması ve devamında bununla ilgili edindiğim, çünkü çok da güzel bir habere imza attım. Erzurum'da hiç kimse AK Parti ile ilgili, AK Parti İl Teşkilatı'nın başarısızlığıyla ilgili hiç kimse seçim üzeri böyle cesaretli bir haber yapamazdı. Neden? Çünkü seçim üzeridir. Değişik beklentileri olabilir insanların. Ama biz beklenti üzerine değil, gerçekler üzerine haber yaptığımız için o habere imza attık ve o haberin mimarı, o haberi tespit eden ve Erzurum kamuoyuyla paylaşan da Ender Üncü'ydü. Ender Üncü artık avamca bu gazla sana bir hikaye yeter, hadi bir izlenimlerini alalım. Şimdi Cem Bey, öncelikle şunu belirtelim. Benlik şeytan işidir, bizlik şeytan işidir. Biz mütevazi de olmayacağız. Benlik şeytan işidir, evet. Biz mütevazi olmayalım. Erzurum'da çeşitli basın yayın kuruluşları, çeşitli siyasete yakın olduğunu söyleyen, siyasetten nemalanmak isteyen, siyasetten beklentisi olan kişiler sosyal medya hesapları üzerinden birçok listeler yayınlandı. Ama bizim geçtiğimiz hafta pazartesi günü, yani haftanın ilk günü, Cuma gününe 4 gün kala, Cumhurbaşkanımızın şehre gelmesine 4 gün kala yayınlamış olduğumuz bir liste vardı. Anadolu Haber Gazetesi'nde, erzurumhaber25.com'da bir haber vardı. O liste cuk oturdu. O liste genel merkezden birebir, aynı eş
oturdu. Tabii ki o listeyi yayınladığımızda bize karşı çıkanlar oldu. Ya bu yalan listeyi nereden buldunuz? Gazeteciye yakışıyor mu yalan liste yayınlamak? Ama cuma gününden sonra yalan liste yayınlıyorsunuz diyenlerin hepsi ortadan kayboldu. Çünkü bizim yayınladığımız, Ankara'dan almış olduğumuz istihbaratlarımızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladık. Hatta ve hatta geçtiğimiz hafta Haftaya Bakış programında henüz Milliyetçi Hareket Partisi İspir ve Uzundere'yi açıklamadan önce biz İspir'den Ahmet Coşkun'un, Uzundere'den de Hilmi Aktoprak isminin ittifak kapsamında MHP'nin iki tane belirleyeceği aday olduğunu da programda söylemiştik. Evet, mütevazı olmadık, olmayacağız da dediğiniz gibi. Evet, gelelim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum ziyaretine. Evet, cuma günü Erzurum'a geldi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Erzurum Buz Hokey Salonu'nda aday tanıtım toplantısına katıldı. Biz de bir haber yaptık. Ne yaptık? Salon boştu dedik. Tabii ki sosyal medya üzerinden bazıları biz başka salona mı gittik dediler ama biz görüntülerini de yayınladık. İsterseniz bunun unsurunu şöyle açıklayalım. Biz saat 14'te başlayacak olan aday tanıtım toplantısına 3000 kişi kapasiteli. Bakın bunu sosyal medyadan, Google üzerinden araştırabilirsiniz. 3000 kişi kapasiteli buz hokey salonuna biz saat 14 itibariyle giriş yaptık. Yani tam toplantının başlandığı saatte. Toplantının başlandığı saatte salona girdiğimizde vatandaşlar, AK Partili vatandaşlar tribünlerdeki yerini almışlardı. Halk, vatandaşlar. Evet. Halk almıştı. Ve alt katta olan, yani buz hokey salonunun alt sandalyeli olan bölümü ise... Yani protokoler bir yönüyle, evet. Ayrılan. Protokole ve ilçe teşkilatlarına ayrılan bölüm. Ayrılan, evet. Bu bölüm bomboştu Cem Bey. Bunu fotoğraflarla da programda hemen yansıtabiliriz. Evet. Bomboştu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ta ki salona gireceği ana kadar. Evet. Peki... O arkada boş olan, bizim yayınladığımız ön tarafta dolu olan yerler nasıl doldu? Dediler ki akredite kartı olmayanlar alt kapıdan giriş yapamazlar. Yani yan kapıdan giriş yapamayacaklar. Bu yüzden orası boş. Çünkü sadece akredite il ve ilçe teşkilatlarında görevli kişilerde vardı. Baktılar ki Cumhurbaşkanımız salona doğru geliyor ama salon bomboş. Tribünlerde vatandaş, halk var ama salon boş. Teşkilatlar yok. Neden yok? İl teşkilatındaki herkes il başkanı Mehmet Emiröz'ün Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasını istiyordu. Partiye küskün. İlçelerde Mehmet Emiröz ve onun kurmayları olarak bilinen ilçe başkanlarının belirlemiş, istemiş olduğu kişiler aday gösterilmeyecekti. Bu yüzden küstüler. Bu sefer ne yaptılar Cem Bey? Oradaki polis memuru arkadaşlar da buna şahittir. Teşkilatçı İçerisindeki arkadaşlar da bunları çok iyi bilirler. Görüntüler zaten gösteriyor, şahide gerek yok. Dışarıdaki, yani dışarıda da değil, dışarıda zaten insan yoktu. Tribündeki insanları alt kapıya sandalyeleri doldurmaya yönlendirdiler. Evet. Yani vatandaşlara dediler ki inin aşağıda oturun dediler. Evet. Vatandaşlar da inenler indi, inmeyenler de arkadaki zaten sandalyeleri boş oldu, ortaya çıktı. Evet, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2001 yılının son aylarında Genel Başkan, AK Parti kurucu genel başkanı olarak bir kez şehrimize gelmişti. O dönemin il başkanı İbrahim Özdoğan, Pasinler, Erzurum Karayolu'nun açılışına katılmak üzere gelen AK Parti genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı insan seliyle karşılamıştı. Evet. Ve Recep Tayyip Erdoğan bu insan selinden aldığı hazla 2002 yılında tekrar Erzurum'da o hazı yakalamak için geldiğinde bu 10 binler, 20 bin, 30 bin, 40 binlerce insan tarafından karşılaşmıştı İbrahim Özdoğan zamanında. Hemen akabinde Hüseyin Tanfer Başkanlığı'nda şehrimizi 14 kez ziyaret eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yine insan seliyle karşılaşmış ve her Erzurum'a geldiğinde siyasete olan sevgisi bir nebze kadar daha artmıştı. Hüseyin Tanfer'in başkanlığının hemen akabinde Murat Kılıç'la devam eden il başkanlığı yine her mitinginde ve katıldığı her programda on binler, yüz binlere ulaşan mitinglerle ve programlarla bu şehirden ayrıldı. Hemen Murat Kılıç'tan sonra görevi devralan Fatih Yeşilyurt, AK Parti il başkanı Fatih Yeşilyurt'la da devam eden bu insan seli ne yazık ki Mehmet Emin Öz'ün AK Parti il başkanı olduktan sonra bu sayı düşmüştür. Peki diyeceksiniz ki bunu böyle neye dayanarak söylüyorsun?
dayanak çok açık ortadadır. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti Erzurum'da 50 bine yakın oy kaybetmiş ve 2002 yılından bugüne kadar çıkarmış olduğu 5-6 milletvekilini sayısını 4'e düşürmüştür. Bugün de gördüğümüz sahne, gördüğümüz fotoğraf bize şunu gösteriyor ki AK Parti Erzurum İl Teşkilatı içerisindeki hizipleşme, Mehmet Eminöz'ün ve ekibinin beceriksiz, başarısız çalışmaları Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimizden artık o insan seniyle karşılaşarak siyasete olan hazzını düşürmüştür. Evet, ben burada AK Parti olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın penceresinden bakınca Mehmet Emin Özlü AK Parti'nin önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde bu hizipleşmeyle bu il ve ilçe teşkilatlarının belediye başkan adaylarına karşı olan almış oldukları gizli tavırla ben o 50 bin oy kaybının 100 bin, 150 binlere ulaşacağını görüyorum. Ben buradan Erzurum milletvekilleri Sayın Recep Akdağ, Sayın Selami Altınok, Sayın Zehra Taşkesenlioğlu ve Sayın İbrahim Aydemir'e ve eski milletvekillerimize, Mustafa Ilıcalı'ya, Adnan Yılmaz'a, Cengiz Yavilioğlu'na, ismini saymadığım tüm Erzurum'un eski milletvekillerine, Erzurum'da belediye başkanlığı yapmış kişilere sesleniyorum. AK Parti'ye gönül vermiş ve Recep Tayyip Erdoğan'ı seven herkese sesleniyorum. Vakit geç olmadan, sakın dereyi geçerken at değiştirilmez demeyin. AK Parti Erzurum İl Teşkilatı'nın bu çalışmalarıyla, Mehmet Emin Öz başkanlığındaki AK Parti İl Teşkilatı'yla 31 Mart seçimlerinde umudumuz bulamayan bir AK Parti ile karşı karşıya kalacağız. Bu da Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimize olan sevgisini biraz törpüleyecek gibi görünüyor. Bir an önce, Cem Atmaca'nın çok güzel bir tabiri var. Hemen şimdi derhal acilen ve ivedilikle AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz başta olmak üzere il yönetimini ve ilçe teşkilatlarını bir gözden geçirin ve bir an önce seçim gelmeden daha aktif, daha dinamik, işte il başkanı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı'na, ilçe belediye başkan adaylarına hizipleşme olmadan, bir art niyet düşünmeden canı gönülden Cumhurbaşkanımızın sevgisini AK Parti'nin gönlüne koymuş olduğu dava adamlığıyla çalışacak bir il başkanıyla 31 Mart seçimlerine hazırlanmanızı Erzurum'da yorum yapan, eleştiri yapan bir gazeteci olarak tavsiye ediyorum. Umuyor ve diliyorum ki milletvekillerimiz ve AK Parti teşkilatı ve Ankara AK Parti Genel Merkezi bu söylediklerimizi, bu yayınlanan fotoğrafları, 50 bin oy kaybını, bir milletvekili kaybını mutlaka göz önünde bulunduracaktır. AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz başta olmak üzere tüm teşkilatının bir an önce görevden alınmasını talep ediyorum. Şimdi Ender Bey talebini iletti. Lisan-ı Münasip'le de anlattı. Tabii ki programın başında, girişte söylediğim gibi halk oradaydı ama teşkilatlar yoktu. İşte savunma olan arkadaşımızın, ben görüntüler üzerinden belki konuştum ama savunma olan arkadaşımız Ender Yüncü'nün, hatta sadece Ender Yüncü değil, AK Parti'de teşkilatların, AK Parti özellikle il teşkilatının değişmesi konusunda bizlerle hemfikir olan ve AK Parti'nin Erzurum'da siyaseten gayri memnunların sayısının her gün arttığını net bir şekilde gören birçok AK Parti'ye gönül vermiş insan da sosyal ağlar üzerinden Ender Yüncü'nün söylediği ve paylaştığına yakın görüntüler ve resimler paylaştı. Şimdi tabii burada çok önemli bir konu var. Dediğim gibi halkın olduğu yerde teşkilat yoksa halkı organize edecek, halkı heyecanlandıracak, kısaca siyasette biz buna tabanı hareketlendirecek, tabanı birbiriyle kaynaştıracak. Hani şöyle söyleyeyim, camilerde, cuma namazında ve diğer vakitlerde hocalarımızın camiler kalabalık olduğu zaman safları sık ve düzgün tutalım şekline getirebilecek olanın tabii ki AK Parti'nin Erzurum'daki il teşkilatının olduğu hepimiz gayet net bir şekilde biliyoruz. Siyaseti bilen,
daha doğrusu siyaseti bilmeye gerek yok, siyasetin içinde olan, daha doğrusu oy veren her vatandaş, safları sık ve düzgün tutan en önemli çalışmanın teşkilatlar tarafından ve teşkilatların içerisindeki il yönetimindeki kişiler tarafından yapılması gerektiğini çok iyi biliyor. Şimdi şunu bir defa özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Erzurum AK Parti il teşkilatında belediyelerde istediğini alamayan, belediyelerde istedikleri adaylığa gelemeyen sadece ilde değil, ilçelerde de birçok kişinin, birçok adayın, aday adayının olduğunu gayet iyi biliyoruz. Şunu tüm samimiyetimle belirtmek ve altını çizmek istiyorum. Mehmet Emin Öz ve arkadaşları ilçelerden her gelen adama, daha doğrusu kendilerine yakın olan birçok ismi aday adayı olarak siyaset sahnesine sürdüler. Ama gün geldi, siyaset sahnesine sürülen bu aday adaylarından hiçbir tanesi listelerde yer almadı. Yer almama sebeplerini burada sayıp dökecek değilim. Bununla ilgili çok ilginç şeyler söylerim ama ben aday adaylığı sürecinde bu işlere karışmayan bir insan olarak buradan söyleyip birilerini de kırıp dökmek istemiyorum. Ama siyasette liyakat esastır. Siyasette tabanın sevgisi esastır. Siyasette sosyal olmak esastır. Siyasette insancıl olmak esastır. Siyasette dürüst olmak esastır. Siyasette halkın sevdiği biri olmak aday olduğun zaman bunların hepsi esastır. Ama AK Parti İl Teşkilatı, özellikle Mehmet Emin Öz, kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı olarak düşündüğünden ve öyle bir niyeti olduğundan dolayı birçok ismi aday adaylık kısmında git sen Horasan'da adayımızsın, sen Hasankale'de adayımızsın, sen İspir'de Uzundere'de adayımızsın, sen benim Yakutiye adayımsın, sen benim Palandöken adayımsın, Azıcı'ya adayımsın şeklinde birçok insanı kanalize etti. Bir yönüyle AK Parti insanları kandırmadı ama il başkanı bir yönüyle uygulamış olduğu, kendi isteklerinin gerçekleşmesi için uygulamış olduğu yanlış politikayla birçok insanı kırdı, birçok insanı incitti ve bunun sonucu olarak da işte orada teşkilatların olmadığı bir toplantı gerçekleşti. Kaldı ki Erzurum'da Sayın Cumhurbaşkanı'na olan sevginin Erzurum'da azalmış. AK Parti'ye oy veren seçmen sayısı düşünüldüğü zaman değil Erzurum'da 3000 kişilik bir salon, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgisi, Erzurum'da Cemal Gürsel ya da Kazım Karabekir stadını, Kazım Karabekir mi diyoruz? Kazım Karabekir stadını doldurabilecek bir sevginin olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben bir AK Partili seçmen değilim ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı ve aday açıklamak gibi çok, şunu da söyleyeyim, aday listelerinin sızdırılması, aday listelerinin, işte bizim yaptığımız, biz habercilik yapmışız. Aslına bakarsan o listeler hiçbir zaman sızmayacaktı ki. Teşkilattaki aday adayı olan insanlar da ismimiz orada açıklanacak heyecanıyla gelip o sandalyeleri, o koltukları doldursun. Şimdi şunu bir defa öncelikle söylemek istiyorum. Antalya'da beni bir AK Partili isim aradı. Yıllarca gerçekten Erzurum'da AK Parti'ye gönül vermiş. Bir dönem il, ilçe teşkilatlarında çok görev da almış. Önemli değil, görevler almış bir insanın telefonunda aynen tırnak içinde söylediklerini söylüyor. Cem Bey, AK Parti il başkanı, henüz adaylar da açıklanmamış. Cem Bey, Erzurum AK Parti il başkanının hiç Twitter'ına baktım. Ben de dedim ki şarkı çıkıp paylaşıyor. Aynen öyle. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakın buradan bunu Sayın Recep Akdağ'a, Zehra Taşkesenlioğlu'na, Selami Altınok'a
ve aynı zamanda İbrahim Aydemir'e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve AK Parti'de aday olan herkese ve AK Parti'ye gönül vermiş herkese buradan bunu söylüyorum. Bu bir sorumluluk ve vebaldir. Diyor ki Cem Bey, Mehmet Emin Öz'ün Twitter'ına baktığım zaman çıldıracağım geliyor, saçımı başımı yoluyorum. Sakin ol dedim benim kardeşim. Saçını başını neden yoluyorsun? Cem Bey dedi, gir Twitter'ına kontrol et. Sayın Cumhurbaşkanımız Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklarken evet. Mehmet Emin Öz sosyal medya üzerinden şarkı türkü paylaşıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye'deki 81 ilin il başkanlarıyla ilgili toplantı yaptığı zaman Mehmet Emin Öz yine Twitter üzerinden şarkı türkü paylaşıyordu. Bunu ben görüyorum da. Bunu Recep Akdal, bunu Zehra Taşkesenlioğlu, bunu Selami Altınok, bunu İbrahim Aydemir görmüyormuş şeklinde bir tepki koydu ve gerçekten de haklı tepki. Ve şunu söyleyeyim. Sayın Mehmet Emin Öz'ün mal varlığını açıklayamaması konusu hala daha bir kenarda dururken Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi siyasi partisiyle ilgili ve aday açıklamak, il başkanlara toplantısı yapmak gibi bir toplantıda Twitter'ı üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın ya da o toplantıda verilen mesajları paylaşması gereken bir il başkanının şarkı, türkü paylaşmasının adına ne denir? Ben adına ne denildiğini çok iyi biliyorum. Şu an dizilerin hepsi zaten söylüyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bunu buradan beyan etmek benim işim değil. Çünkü biliyorum ki ben bununla ilgili gerçek düşüncemi söylersem hukuki bir süreçten geçmek zorunda kalacağım. Ama Erzurum halkına soruyorum. O AK Parti'ye gönül vermiş arkadaşımızın ortaya koymuş olduğu tepkiye, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir adayını açıklarken, Sayın Cumhurbaşkanımızın il başkanlarıyla toplantı yaparken, Sayın Mehmet Emin Öz'ün Twitter üzerinden şarkı türkü paylaşmasının adına ne denir? Ben bir şey demiyorum, halka bırakıyorum. Bunun birincisi bu. İkincisi, Erzurum'da bakın Selami Altınok üzerinden çok kötü bir oyun oynanıyor Erzurum'da. Açıklıyorum burada, Sayın Milletvekilimiz Selami Altınok'u da bu konuda uyarıyorum. Efendim Sayın Mehmet Emin Öz'ün yapmış olduğu bu tüm olumsuzluklar üzerinden Selami Altınok Mehmet Emin Öz'ü koruyor ve kolluyor şeklinde Mehmet Emin Öz'ün AK Parti'ye karşı durma adına Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlarına saygılı davranmama adına partisinin vermiş olduğu kararlara saygılı davranmama adına yapmış olduğu olumsuzlukların tamamı Erzurum AK Parti Milletvekili Selami Altınok'a ihale edilmeye çalışılıyor. Şimdi bunu bana bir AK Partili arkadaş söyleyince şöyle dedim. Yani dedim ki Selami Altınok neden Mehmet Emin Öz'ü korusun ve kollasın ki? Selami Altınok Erzurum'da İl Özel İdaresi Genel Sekreteri iken Selami Altınok vekilimizi alıp Aksaray'a vali yapan, alıp İstanbul'a Emniyet Müdürü yapan, alıp İçişleri Bakanı yapan, alıp Emniyet Genel Müdürü yapan, alıp Erzurum'dan üçüncü sıraya koyarak Erzurum milletvekili yapan ismin adı Recep Tayyip Erdoğan mı, AK Parti mi, yoksa Mehmet Emin Öz mü? Şimdi onun için Sayın Selami Altınok vekilimizin de bu konuda onunla ilgili kulislerde alttan alta Selami Altınok'a ben böyle çok da bayılan bir adam değilim, Erzurum bunu bilir yani. Ama şunu söyleyeyim. Mehmet Emin Öz'ün yapmış olduğu hatalı işlerin hiçbir suçu ve sorumluluğu olmamasına rağmen Sayın Selami Altınok'a ihale etmeye çalışanları bu kameraların arkasından kınıyorum. Yok böyle bir şey, böyle bir şey olması da mümkün değil. İsterseniz Sayın Selami Altınok'a da bunu sorabilirsiniz. Sayın Selami Altınok sadece siyasi terbiyesi gereği herhangi bir yere gittiği zaman yanında
il başkanını da bulundurur, bulundurabilir, bu gayet normaldir. Demek ki artık Mehmet Eminöz'ün sözünü bitiriyorum. Mehmet Eminöz'ün AK Parti il teşkilatında bulunması sadece AK Parti teşkilatlarına zarar vermiyor. Aynı zamanda onunla birlikte görüntü veren milletvekillerine, siyasetçilere de zarar verir bir hal aldığını buradan belirtmek istiyorum. Sözü sana veriyorum. Şimdi Cem Bey, yine tekrar o salona döneceğim. Salonda Cumhurbaşkanımızın halka hitap ettiği bölümün sağ tarafındaki 500 kişilik bir topluluğun Horasan'dan geldiğini zaten pankartlarından görebiliyoruz. Evet. Yani orada Horasan Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın'ın yeniden belediye başkanı adayı olacağını duyan Horasanlı vatandaş zaten orada açtıkları pankartlarla 500 kişi zaten buradayız diyorlar zaten. Evet. Yani şuraya gelin. Sen de seversin Horasan Belediye Başkanı. Abdülkadir Aydın Bey gerçekten yerini de korumuştur. Evet. Yaptığı çalışmalarında. Ama seversin, itiraf et. Severim. Evet, Abdülkadir Aydın. Severim yani. Ay severim yani. Yani sevmemek senin de normal insanlar gibi, benim gibi, onun gibi sokakta gezen vatandaş gibi. Benim de sevmeye hakkım var. Tabii. Senin de kalbin var, sevmeye hakkın var. Ben buradan Selam Altınoklu konusuna gelirim. Selam Bey gerçekten Türkiye'de bürokrasi noktasında başarılara imza atmış ve başarısını her geçen trendde artırmış ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın A takımında yer alabilecek. Ama bakın şöyle söyleyeyim. Ben burada bir de çok önemli bir konu var söyleyeyim. Sayın Selami Altınoğlu ben sevmediğimi, kendisine bayılmadığımı da söylüyorum ama ben gazeteciyim, objektif olmak zorundayım. Türkiye'de işte valilik yapmış, emniyet müdürlüğü yapmış, İstanbul'a. Emniyet genel müdürlüğü yapmış, evet İçişleri Bakanlığı yapmış ve bugün milletvekilliği yapan ve Erzurum'la anılan bir isme yapılan haksızlığı saklamak, gizlemek yerine onu burada bu kameraların arkasında, bu mikrofonun önünde söylemek benim görevimdir. Ha kaldı ki benim Selam Altınok'la aram yok, verem yok. Evet. Hiçbir zamanda işim olmaz. Konu bu değil. Konu siyasette yanlış seçilen bir ismin, siyasette üstünde ısrar edilen bir Mehmet Emin Öz'ün... Peki o zaman ben Selam Bey'e şu soruyu sorayım. Sorar mısın? 50 bin oy kaybı. Evet. Mehmet Emin Öz il başkanı. Evet, evet. Bir milletvekili kaybı. Evet. Selam Altınok'un yüzünden mi kayboldu 50 bin tane? Değil. Lütfen. Ama. Şu dedikodular sonucunda, şu çıkan dedikodular işte Selam Altınok, Mehmet Emin Öz'ü koruyor. Koruyor ve kolluyor. Bu dedikoduların ardında 31 Mart seçimlerinde kaybedilen 50 bin oy 100 bine çıkarsa. Evet. O, işte ben bugünden Sayın Selami Altınok beyefendi şimdiden bence tedbirlerini almalı. Az önce benim söylediğime tekrar geri döneceğim. Mehmet Emin Öz il başkanını bir an önce bu görevden alın. Yarın almaz iseniz bu fatura birilerinin sırtına yapışır. Ama şunu söyleyeyim. Şuna izin vermeyeceğiz. Kardeşim. Bak şuna izin vermeyeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e ekibinle ilgili problem var diyoruz. Diyoruz bak, açıkça söylüyoruz. Bugün yarın 31 Mart seçimlerinin sonucunda 1 Nisan sabahı ya da 31 Mart akşamı AK Parti'de kaybolacak oyların sorumlusunun AK Parti il teşkilatı olduğunun en önemli göstergesi 3000 kişilik salonu dolduramayan bir teşkilattan geçiyor. Bu bir. Başka bir şey daha söyleyeyim. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti'nin her yapmış olduğu toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı ya da bir bakanın katıldığı, bir genel başkan yardımcısının katıldığı her toplantıda, toplantı öncesi bir Kur'an tilaveti yapılır mıydı, yapılmaz mıydı? Evet. Yapılırdı. Ender Yüncü o dikkatinden kaçmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılmış olduğu bu toplantıda bir Kur'an tilaveti yapılmamıştır. Bu bir, iki, devamında. Bak işte iyi AK Partililerden almış olduğum izlenimleri anlatıyorum. Ben salonda değildim. Efendim siz teşkilata yemek veriyorsunuz. Vermiş olduğunuz yemekte de Kur'an tilaveti yaptırmıyorsunuz bir. İkincisi insanları buz hokeyi salonunda yemek yemeye mecbur ediyorsunuz. İnsanların sağlığıyla ilgili, yaşlısı var,
hastası var, doğru mu? Soğuk alacak insan var. Bunlar dahi, yani kısacası Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelmiş olduğu bir organizasyon hakkıyla bir hakkın organize edilememiştir ve bu durum Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkatini çekmiştir. Kur'an tilavetinin olmaması eksiktir şeklinde Sayın Cumhurbaşkanımız da gazeteci arkadaşımız bir şey söylemiştir. Bu konuda bir uyarı yapmıştır. Bir gazeteci arkadaşımız yapmış olduğumuz işte AK Parti salonu dolduramadı. İşte teşkilatlar gelmedi haberine şöyle yaklaşıyor. Diyor ki Ender Bey, AK Parti'nin o salonu doldurmaması gibi bir lüksü Erzurum'da olamaz. Hatta Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılsaydı Kazım Karabekir Stadyumu da linçlenmiş içi dolardı. Siz bunun bir operasyon olduğunu göremiyor musunuz diyor. İşte görünmüyor. Mehmet Emin Öz o salon boş olsun, vatandaşlar tepkili olduğunu Cumhurbaşkanımız görsün diye tek bir basın yayın organında Cumhurbaşkanımız şehre geliyor yazısıyla rastladınız mı? Yok. Şehirde, billboardlarda, şehrimizin muhtelif noktalarında bir tane Cumhurbaşkanımız 25 Ocak'ta Erzurum'da olacak afişlerine rastladınız mı? AK Parti ilk teşkilatı basından sorumlu arkadaş. Bir tane açıklama yazıp bir haber metni oluşturup Erzurum'daki basın yayın organlarında bunu haberleştirdi mi? İnsanlara duyurma gereği duydular mı? İnsanlara haberdar ettiler mi? Mehmet Emin Özlü teşkilatı Cumhurbaşkanımıza ellerinden gelseydi o teşkilatlardan, ilçelerden gelen insanları da sokmayacaklardı ki salona. Cumhurbaşkanımız desin ki ben demek yanlış adaylara çıkmamışım. Peki o zaman dediği şöyle söyleyeyim kardeşim. Bakın çok önemli bir noktaya geldik. Başlangıçta başladığımız noktana ilerledik ve çok önemli bir noktaya geldik. Sayın Mehmet Emin Öz'ün yapmış olduğu hataları Erzurum AK Parti milletvekili Selami Altınova ihale etmeye çalışan, onun korumacılığından dolayı böyle oluyor diyen insanlardan bakın nasıl bir noktaya geldik. Şimdi şunu buradan Sayın Recep Akdağ'a da, Zehra Taşkesenlioğlu'na da, Selam Altunoğ'a da, İbrahim Aydemir'e de ve yeni adaylara da, AK Parti'nin belediye adaylarına da buradan söylüyorum. Kardeşim, eğer AK Parti il sizin bu seçimde yapacağınız çalışmalara destek yerine köstek olursa, siz onun olduğu kösteği size destek vermemesini eğer bizlere bildirmezseniz, eğer bununla ilgili tepki almazsanız, eğer bununla ilgili tepki koymazsanız, eğer bununla ilgili sayın milletvekillerini ve AK Partili yetkilileri uyarmazsanız çok büyük bir vebal altındasınız diyorum. Bu konuyu burada kapatıyorum.